Selam sihirci çocuklar, nasılsınız? Bugün yavaşça kimse anlamadan Ahmet'in esrarengiz dünyasına bir göz atacağız. Evet, doğru tahmin ettiniz. Gizli kamera. Biz bir düzenleme yapmadık. Sadece olayları izleyeceğiz. Hah, işte birinci kişi. Ahmet Efendi'nin ta kendisi. Güzel. Bizim varlığımızı fark etmedi. Bu da harika bir şut. Aha, ne oldu? Yok, önemli bir şey olmadı. Ucuz atlattı. Evet, bu da ikinci kişi, yeşilcik. Galiba macera kendiliğinden oluşuyor. Ördek, ördek buraya gel. Neler olduğundan haberin var mı? Ahmet biraz önce okuldan eve gelip top oynamaya başladı. Hey, bu kazandı. O yenildi. Şu kazandı. Sert bir şut atmaya kalktı ki... Ne göresin? Kısaca Ahmet kötü düştü ve ayağı zedelendi. Vah vah vah, doğru mu söylüyorsun? Niye yalan olsun? Fakat söz ver, bu haberi kimseye söylemeyeceksin. Ahmet utanır. Tamam, peki söz veriyorum. Sen de biliyorsun ben boş boğaz biri değilim. Evet Fareci, öyle diyordum ama benden duymamış ol. Bu sabah Ahmet top oynarken birden düşman başına vermesin. Ahmet topu dikti ve arka arkaya gidip bir şut attı ki top patladı. Kendi de yere serildi. Ambulans geldi, onu hastaneye götürdüler. Hayır hayır, doğru söylüyorum. Yalan değil, kendi gözümle gördüm. Ama dikkat et de kimseye söyleme. Çünkü bu haber gizlidir. Yalnız sen ve benden başka kimse bilmiyor. Bu gizli kamera da güzel bir şeymiş. Farecik, vur artık. Topa vur da gelsin. Hayır hayır, ben oynamam çünkü tehlikeli. Yoksa sen haberi duymadın mı? Duymadım, ne oldu? Gel buraya da sana söyleyeyim. Bugün Ahmet caddede arabalara dikkat etmeden top oynuyordu. Birden harika bir geri şutla topu dört yolun ortasına attı. Düşman başına vermesin, arabaların hepsi birbirine girdi. Arabanın birinin lastiği koptu, Ahmet'in kafasına çarptı ve Ahmet paramparça oldu. Sağlam hiçbir yeri kalmadı. Şimdi hastanede kıpırdayamaz halde. Fakat maymuncuk, bu haber gizli, kimse duymayacak. Tamam tamam, merak etme. Hiç kimse duymayacak. Kimseye söylemeyeceğim. Hey, hey, haberlerim var. Bu böyle olmayacak. Çocuklar, bunu durdurmamız lazım. İş büyüyor. Durun, ben şu kamerayı gizlilikten çıkarayım. Tamam. Dur, dur maymuncuk, bekle. Çocuklar, Ahmet, bebekler. Neredesiniz? Hepiniz buraya gelin. Gizli kameranın önündesiniz. Ahmet, seni birkaç saniye geç çağırsaydım başına bir sürü iş açılacaktı. Unutuyordum. Ahmet, ayağın nasıl? Evet, gizli demiştim. Gizli kamerayla hepsini gördüm. Bak, ben sana olanları anlatmayacağım. Sen sadece eski hikayemizi dinle, her şeyi çok daha iyi anlarsın. Eskiden radyo, televizyon ve gazete yokken haberler ağızdan ağza dolaşır. Bu ona, o buna. Bir köyde bir köylü kadın vardı. O her zaman duyduğu haberleri bir şeyler katarak abartıp kocasına anlatırdı. Örneğin bir fare hakkında bir şey duysa kocasına dediğim gibi anlatıyordu. Ya da kedi hakkında bir şeyler duysa gene aynı şekilde anlatır. Evet. Gerisini artık siz görün de anlayın.
Adam her ne kadar karısına olayları bu kadar büyütme, abartma, doğrusunu söyle dediyse de kulağına girmiyor. Adam bir gün sana bu yaptığının yanlış olduğunu ispat edeceğim dedi. Adam işin peşini bırakmaya niyetli değil. Bir sabah köylü adam güneşin doğuşunu seyretmeye gitti. Her zamanki gibi. Vay, bu ne ses? Kulaklarım. Sonra adamın birden aklına geldi. İspatlayacağı konu için bir yol bulmuştu. Sonra da karısının yanına gitti ve dedi ki, "Bak hanım, bugün köyümüze şarkıcı bir karga geldi. Öyle bir sesi vardı ki kulağımı sağır edecekti." Ve dedi ki, "Bu konuyu sakın hiç kimseye söyleme." Birkaç dakika bile geçmeden, "Merhaba komşu hanım, nasılsın?" Kısaca karganın haberini biraz da ilave ederek anlattı. Kocam gargara ötmesi gerekirken nara atan iki karga görmüş dedi. Komşu kadın da haberi başkasına anlattı. O da biraz daha renklendirip şöyle dedi. Dört tane sesi korkunç karga köyümüze saldırdı. Allah bize yardım etsin. Ondan da bu haberi kimseye söylememesini istedi. Manav da ev halkına anlattı. Elbette tuzlayıp biberleyerek. Eyvah, ne oturuyorsunuz? Bir grup karga şehrimize geldi. Sesleri o kadar kötü ki insanlar artık dayanamıyor. Yukarı köyün halkı evlerini terk edip gittiler. Bir şeyler düşünmek lazım. Manav'ın hanımı da kardeşine şöyle anlattı. Çabuk olun, kaçmalıyız. Köy aslan gibi kükreyen kargalarla doldu. Bizi yemeden hemen kaçmalıyız. Manav'ın sevgili oğlu da haberi duydu. Onun da ne yapacağı belliydi. Evet, Manav'ın oğlu da çabucak komşunun kızına şöyle dedi. Bir sürü insan yiyen kargalar köyümüze gelip çocukları yiyorlar. Zavallı nasıl da kaçtı. Küçük kız da annesini anlattı. Evet, aman Allah'ım. Ve anne kız kardeşine, o da halasına, hala da teyzesine. Evet, siz de görüyorsunuz çocuklar. Haber her yere yayılmıştı. Kısaca, şehirde nereye gidilse küçük ama abartılmış bu haber konuşuluyordu. Dinleyin canciğerlerim. Karganın adamı korkutması haberinin üzerinden 24 saat bile geçmemişti. Adam pencerenin yanına gelip karga haberinin nasıl büyüdüğünü gördü ve karısını çağırdı yanına. Şimdi gördün mü hanım, küçük bir haberi nasıl büyütüp olay haline getiriyorlar. Yani bir kargayı 40 karga yaptılar. Sonunda yaptığı kötü hareketi anladı ve bir daha böyle şeyler yapmamaya karar verdi. Evet, bir şey söylemezsek daha iyi. Galiba kendi yanlışlarını anladılar. Ahmet, sen de anladın mı oyuncaklarının ne yaptığını? Öyleyse şimdilik hoşça kal.